Evren benim sağ kolumdur. Rüzgar'la Bora'yı kıskandırma fikri de onundur zaten. Vay be. Demek benim gülümün bahtına taş koyan senmişsin ha Evren. Vay be. Vallahi Allah. Çok sevdim. Çok sevdim. Bahtımdan ayırdılar. Okumak istedim. Okumak istedim. Ortadan ayırdılar. Ayrı kaldım ben senden, memleketten, gülümden. Bu gidişle çok sürmez, ayrılırım ben senden. Ayrılırım, ayrılırım, ayrılırım ben senden. Ayrılırım, ayrılırım, ayrılırım ben senden. Tuğçe Hanım, ne gerek vardı şimdi buna? Her zaman, her koşulda güzel olacaksın. Ya, tabii senin için bu pek mümkün olmayabilir ama olsun. Hadi hadi bakalım şu şeye. Rüzgar. Ha, bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Evet ya. Gitti mi? Gitti. Hadi gel. Kızlar! Allah seni! Azrail gibi ne işin var senin burada? Ya beni boş verin, sizin burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz bakayım? Bir şey diyeceğim bu arada. Ben sizi çok yakıştırmaya başladım biliyor musunuz? Yani gerçekten mükemmel bir ikili oldunuz. Hatta böyle yani ketçap ve mayonez gibi oldunuz. Harika. Evet, aynen. Ha, şey ya biz yukarıda sıkıldık, daraldık. Böyle bir bunaldık. Ter bastı, ateş bastı bizi. Ondan sonra dedik ki biz kokuşmaya başlamışken gidelim hava alalım, böyle bir yerlenelim. Her saat başı kendimin ve asistanımın fresh hair almasına çok dikkat ederim. Fresh hair. Eder. Evet. Eder ya, kurban olduğum patronum ediyor. Ya tabii ki ben size bu konuda çok katılıyorum. Yani böyle işte yolun kenarında egzoz dumanları, motor sesleri falan, bunlar gerçekten insanı çok rahatlatan şeyler. Ben kesinlikle olumlu yönde çok beslediğine inanıyorum. Yani haklısınız. Burada evet. Takılmakta haklısınız. Evet. İyi tamam, bana müsaade o zaman. Müsaade senin. Hadi. Yallah. Hadi bay bay. Hadi. Hadi bakalım. Ay, Allah'ım çok güzelim ya. Bu ne böyle? Bak bakayım, biniyor mu araba? Bak 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 ya. Arabası da kırmızı, bir de havalı havalı. Ne yapıyoruz? Tamam, ne yapacağız şimdi? Takip edeceğiz, takip edeceğiz. Tamam, takip edeceğiz. Dur, deli diyorsun ya. Ben ona binmem. Ayrıca kabak gibi sapsarı arkasında. Bununla takip mi edilir? Hadi yürü. Benim arabamla gidelim. Sen kullanıyorsun. Hadi hadi, koş koş koş. Hadi yürü. Nereye gidiyor acaba bu? Nereye gidecek? Düşmana bugünkü raporları vermeye gidiyordur. Gözden kaçırmayalım. Kaçırmayalım, evet. Senin aklını alacağım Meltem. Sen kime dans ediyorsun? Aha, gitti. Aa, sür sür. Nereye geldi böyle? Orada durdu ha. Arabası falan mı bozuldu acaba? Hiç sanmıyorum. Aa, o ne? Yer altından notlar mı? Ha! Yer altından notlar da isim mi olur ya? Görüyor musunuz Tuğçe Hanım? Tam bir paravan mekan adı.
Ne yazacaklardı? Rakip firmaları çökertme merkezi mi yazacaklardı? Tabii böyle yazacaklardı. Ama yine de Dostoyevski'yi paravan olarak kullanmaları hoş olmamış. O zaman ne yapsak, içeri mi girsek? Tuğçe Hanım. Yok, şey yapalım. Mesaj atalım. Biz geldik diyelim. Gördüğünde şaşırmasın. Ne yapacağız o zaman? Kaldık mı böyle? Bekleyeceğiz. Bekleyin. Azıcık da. İniyor. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Kutu. Elinde kutu var. Ne kutusu? O kutuda ne var? Ay, otu sanayiden alındığına göre tekin bir şey olmasa gerek. Tuğçe Hanım. Bunu Bora Bey'e söylemeliyiz. Bunu Bora Bey'e hemen söylemeliyiz. Siz de benimle gelin. Birlikten kuvvet doğar. Sence Tuğçe bunu kaçırır mı? Kaçırmaz. Kız gidiyor. Ana gitti. Anlamıyorum, ne olmuş yani? Yapma Belma, yapma Allah'ını seversen ya. 40 yıllık eşimsin. Ne yapmak istediğin gün gibi aşikar ortada. Hayatım, ne yapmaya çalışıyormuşum? Bak, bir şey sormuyorum, konuşmuyorum diye hiçbir şeyin farkında değilim zannetme. Her şeyin farkındayım. Önce Tuğçe, ondan sonra Meltem. Ah Meltem. Meltem çok vefalı kız. Bizi ziyarete gelmiş. Sonra dedi ki benim işe ihtiyacım var. Ay, benim de aklıma geldi. Aa dedim, Bora bir yönetici asistan arıyor, bu yani. İlk geldiği gün bunu fırsat bildin, iş arıyor diye tuttun elinden doğruca şirkete götürdün, öyle mi? Yalnız Zafer Beyciğim, ben de sizin planlarınızın gayet iyi farkındayım. Nasıl yani, ne gibi? Aday'la Bora'yı bir araya getirmek için değişik kumpaslar, planlar. Ma aile, cümbür cemaat, milleti bu eve toplamalar falan filan. Zafer'cim, o iş olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü davul bile dengi dengine çalar. Zafer Beyciğim, o iş olmaz. Olsa bile ben oldurmam. Bora Bey nerede acaba? Ben bulurum tatlım. Sen git ailenin yanına. Zaten şu anda tehlikede olan benim de şirketim. Zaten Bora'nın da bu ara sana pek güvendiği söylenemez. Aman efendim, aman. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Muhteşem ikili de aramızda. Şimdi Ada zaten geliyordu biliyorsunuz. Ben de sizi görmeye geldim Belma teyzeciğim. Bora buralarda mı? Bora buralarda. Meltemciğimle birlikte. O zaman ben onu gidip bir bulayım. Ay yo. Sen kimseyi bulma. Hazır ben seni bulmuşken gel biz biraz sohbet edelim. Tabii Belma teyzeciğim. O zaman sizin buluşmanızı ben bölmeyeyim. Gideyim benimkini... benimkileri bulayım ben. Teyzemleri. Canım teyzemler neredeler ya? İşten gelmişim, yorgunum argınım. Onları bulayım ben. Canım aile. Tuğçe'cim. Ben geldim. Buyur canım. Oh be Bora Bey. Ya şükür buradasınız. Nerede olacaktım? Vallahi evin herhangi bir yerinde olabilirdiniz. Hatta benim sizi bulmak için bir navigasyona ihtiyacım olurdu. İyi fikir, navigasyon. Evet, neden olmasın ki? Ev çok büyük. Zafer amcanın niye Elif'e çip takalım dediğini şimdi anlıyorum. Bir saattir sizi arıyorum ya her yerde. Ada. Birincisi ev normal boyutlarda ama senin yer yön duygun zayıf. Yok. Normal boyut. İkincisi de ve daha önemlisi, ne demek istiyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Daha bahsetmedim ama bahsetmek isterim. 2 dakikanız var mı? Şurada oturup bir konuşalım. 2 dakikam var. Konuşalım. Tabii. Evet. Bahset, dinliyorum. Tuğçe, bakıyorum da adayı bir çanta gibi yanında taşıyorsun. Yoksa o mu seni taşıyor? Anlayamadım. Şimdi Belma teyzeciğim, ada benim kişisel asistanım ya. Hani... Ha bak, onu çok iyi anladım. İkinizi toplayınca bir tek adam edebiliyorsunuz. Onu da çok iyi anladım. Ama Tuğçe, senin beni anladığından feci halde şüpheliyim. Belma teyze, her şey benim... Bir dakika dur bak, tahmin edeyim. Şey mi diyeceksin, kontrol altında mı diyeceksin ha? Doğru tahmin ettin mi? Ama yok canım, o iş öyle değil. Her şey artık
benim kontrolümün altında. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Artık sabrımın taştığını, kalmadığını sana söylemiştim, değil mi? Düşünsene bir, ben Bora için ne istiyordum? Hı? Evlenmesini. Ben de aynısını bekliyorum, aynısından bekliyorum ben de. Aa Tuğçe, o tren artık kaçtı. Ata gitti. Ya? Bir de senin istasyonuna bir daha uğramayacak, bundan emin olabilirsin. Sana tavsiyem, kendine yeni bir ulaşım aracı seç. Tuğçe. Aa, Meltem, tatlım gel. Gel otur. Maşallah, maşallah. Merhaba Meltem. Merhaba Tuğçe'cim. Mekanın küçük bir taburesi var. Adı yer altından notlar. Böyle karanlık, içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim o telefonla görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne diyorsun? Tabii. Bora Bey'e bir tane alabilir miyim midem kazındığı? Tabii tabii al. Stres oldum da. Al rahatla, al rahatla. Afiyet olsun. Bora Bey sizce de çok garip değil mi? Çok, çok garip, çok acayip yani. İnanamıyorum, şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi Meltem'in bir şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil, Ada. İnanılmaz olan şey senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltem'cim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu cheesecake'ler... ...ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak, zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Dur dur, ben alayım. Al bakalım. O çok değerli, saygı belirtici üçüncü tek inşaatsa ne oldu? Ada, yap. Ay, ay ben bir tane yiyeceğim vallahi, yiyeyim mi? Hangisinden anneciğim? Şu kırmızı olandan. Yardımcı olur musun Tuğçe'ciğim? Tabii ben olayım yardımcı. Neydi burasının adı? Yer altından notlar. Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız küçük bir yerde. Zaten sadece bilenler gidiyor. Yer altından notlar pastane miydi? Aa, sen ne sandın Tuğçe? Hayır sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? Helal. Helal. Adacığım helal. 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 Bora Bey. Da. Yer altından notlar diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen. Götür. Devam et. Devam et. Yiyeyim yiyeyim. Ye ye. Güzeldir. Hoştur. Ye sen ye. Kız bu ne? Bu ne lezzetli bir şey? Kız abla. Bunların hepsini var ya Meltem almış çok kaliteli yerden çok lezzetli ay kıza bak. Yeme onun getirdiği şeyleri. Pistir. Pis. Kız abla. Bak sana ne diyeceğim. Hani bu Belma Hanım bir zaman bize demişti ya babanın gönlünde biri var diye hatırladın mı? Hı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kız kesin o kız. Tabii. Baksana cemiyetten bacak boyu uzun. Maşallah kıza maşallah ulan. Yok canım. Ne alakası var şimdi? Olmaz öyle şey. Hem Bora bakmıyor bile suratına. Bakmıyor. Ağzının içine düşüyor. Ya sen bana bak saçma sapan konuşma ağzını çat diye yırtarım seni. Aa, izninizle ben bu telefonu açmam lazım. İzin senin tabii. Tabii tabii konuş sen. Konuş sen. Bana bak bana. Sen nereye? Bora Bey tatlı var, ziyafet var. Benim teyzemler aç açına oturuyor. Orada gideyim çağırayım. Onlar da yesin. Tabii. Tabii git yanına. Tabii git. Git bir gör teyzenleri. Alayım geleyim onları. Al gel. Al gel. Biraz daha zamana ihtiyacım var.
Ev sahibi kapısını açarsa hırsız hırsızlık yapmış sayılır mı? Şimdi iş zamanı. Kapatıyorum. Biliyordum, biliyordum. Senin bir şeyler karıştırdığını biliyordum kızım. Hırsız seni. Biliyordum ya. Etseydin işte ne olacaktı? Kusura bakmayın. Ne kusuru can? Bakmadık. Kusura bakmadık. Meltem telefonu banyoda unutmuş. Ben kurcalayacağım biraz. Siz oyalayın. Vallahi bu damak çatlatıyor. Allah Allah. Daha yemeden nasıl karar verdin Tuğçe'cim? Kokusundan belli. Kokusundan belli. Hmm. Hmm. Nasıl gidiyor Bora'yla? Alıştın mı? Nasıl? Birbirimizden beklentilerimizi çok iyi anladık. O yüzden bir sorun yok. Tabii. Ne hoş. Çok hoş. Süper. Harika. Ya niye herkesin parmak izi aynı değil ki? Niye açamıyorum ben şu an bunu? Yüz tanıma. Hadi yüz tanıma yapalım. Yok tanımadı. Olmadı. Yemedim. Var mı bir gelişme? Bütün gün aramadın. Ay benim telefonum yok. Hay Allah tuvalet. Yok yok galiba. Burada bir yerdedir. Burada bir yerdedir. Şöyle bir bakalım. Burada bir arayalım. Burada bir yerdedir bence. Şu senin tabağın altında falan mı? Tuğçe saçma sapan hareketler yapma. Tabağın altında telefonun ne işi var? Burada bir yerde düşürmüşse diye dedim. Ay yok ya ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok ya burada bir yerdedir. Tuğçe. İşte adayla takılıyorlar ya, yüzüm yüzüme baka baka anneciğim. Meltem bir saniye. Meltem. Meltem bir saniye durur musun lütfen? Ya Meltem Lido bir dakika bir saniye bir dur. Bir dur ya. Daha basamakların altına bakmadık. Niye buraya çıktık? Ne tuvaleti? Tuğçe en son tuvalette konuştum kesin oradadır. Yok bence değildir. Koltukların minderlerin arasına bakmadık. Genelde orada buluruz. Ya iyice bakmadık. Yollara baksaydık. Bir aşağıya masanın oraya bakmadık. Tuğçe tuvalette bıraktım diyorum sana. Ya aşağıda şeyde masada bir yerdedir. Amma tantana çıkarttın. Hayır ya. Hayır bir telefon kaldı. İçin amma tantana çıkarttın. Meltemciğim telefonunu bulabildin mi tatlım? Ya ben kesin tuvalette bıraktım. Yok yok bence orada değil. Canım. Telefonunu banyoda unutmuşsun. Buyur. Sen de fırsatı kaçırmadın değil mi? Ha? Bak mesaj da gelmiş. Okuyabildin mi bari? Ne okuyacağım ben senin mesajını be? Ne işim olur seninle? Onu ben de anlayamadım ya. Bütün gün çalışmamı sabote etmeye çalıştın. Şimdi telefonumu karıştırıyorsun. Ya senin benimle gerçekten derdin ne? Sen kimsin? Adam, Meltem, kimsin? Ben yeter. Seni sabote edeyim. Adam, gel, yeter. Ne oluyor ya? Sesleriniz daha çalışma odama kadar geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Tuğçe Hanım'ın asistanı telefonumu karıştırmış. Adam mı?
Ada yapmaz öyle bir şey. Zafer amcacığım, bana mı inanacaksınız, adaya mı? Ya mesajlarımı okumuş diyorum size. Al, vereyim şifresini de iyice bak. Aa, bunu kırarım. Yok. Bunu kırarım. Ada, Ada hayır. Tamam, bir saniye, bir saniye. Hayır, yok, yok. Benim asistanım böyle bir şey hayatta yapmaz. Zafer amcacığım, hayatta yapmaz. Bora, asistana sahip çıkar mısın? Artık bu asistan konusu kapanabilir mi lütfen? Meltem, hadi evine. Tuğçe, hadi evine. Ben Ada ve Meltem adına sizden çok özür dilerim. Verdikleri rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Artık geç oldu, yatabiliriz bence. Hadi, Ada, sen benimle geliyorsun. Ama Bora... Aması maması yok Meltem, hadi. Herkes kendi evine, hadi. İnanamıyorum hadi Ada. Bora Bey, ben... Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bora Bey, Meltem düşündüğünüz gibi biri değil. Tamam, eskiden öyle olmuş olabilir ama artık değil. O kötü niyetli biri o. O telefona baktın mı, bakmadın mı Ada? Bana cevap ver. O telefona baktın mı, bakmadın mı? Mesaj gözümün önünde geldi. Ne yapsaydım, gözümü mü kapatsaydım? Ben görmüş bulundum. Yani az önce o kapının önünde yine yalan söylüyordun değil mi, bakmadım derken? Bravo. Beni hiç şaşırtmıyorsun Ada. Sen var ya, sen beni hiç yanıltmıyorsun Ada. Bravo. Bence çok yanılıyorsunuz. Üstelik kendimi anlatmam için bana bir şans vermiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Evet. Seni dinliyorum. Buyur. İnsan sadece yalancı olduğu için yalan söylemez. Zorunluluktan da söyler. Zorunluluktan. Ne gibi zorunluluklar mesela, açıklar mısın? Sevdiklerini, değer verdiklerini korumak gibi zorunluluklar. Anlamadım. Anlamadım ama anladım diyelim, tamam mı? Başka bir şey var mı? Yani bana söylemek istediğin ama söyleyemediğin başka bir şey var mı Ada? Anlamaya çalışmıyorsunuz da ondan. Ben sizin gözünüzde her sözü yalan olan bir yalancıdan öteye gidemiyorum. Anladım ben bunu. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın. Çıkmak istiyorum. Çıkamazsın Ada. Bana o zorunlulukları açıklamadan hiçbir yere gitmek yok. Ama dolandırmadan. Tamam mı? Ağzında gevelemeden açıklayacaksın. Bak sana açık ve net soruyorum. Seni bana yalan söylemeye iten zorunluluklar neler? Ada, sen bu işe girmeyi gerçekten de bana yalan söylemeye göze alacak kadar istiyor muydun? Keşke söyleyebilsem. Bir daha yüzüme bakamayacağınızı göze alabilsem ve şu anda söyleyebilsem her şeyi. Dünyanın en özgür insanı olsam. Ne oldu? Hı? İkna edecek bir adam bulamadın mı kendine? Ne oldu? Kırıcı oluyorsunuz. Ada. Bırakın beni. Ada! Asla gizleyemiyorsun, biliyor musun? Asla gizleyemiyorsun. Anlamadın mı? Meltem'i kıskandığını. Asla gizleyemiyorsun. Neyini kıskanacağım ben onu ya? Zafer'a bak. Şirketi düşünüyorum ben. Sizi düşünüyorum, şirketi düşünüyorum. Ben sizin gibi afallik yapsaydım batardım şirket. İnsanlık yapıyorum ben burada. Kıskanıyormuşum. Tabii tabii tabii. Neydi numara? 400 406. Yalancısın sen. Çok kötü bir yalancısın sen Ada. Adacığım, para mı lazım enişten? Yok enişte. Para değil de. Hı. Yardım
Nedir bu Meltem mevzu? Tabii. Yani senden bir iki defa yardım istedim diye şirketimi alacağım aslında sana soracaktım değil mi baba? Kusura bakma. Zafer doğru söz. Özür dilerim. Yapma be evladım, konuyu çarpıtma çok rica ederim. Bora doğru sözün. Şirketiyle ilgili aldığı kararlara karışmıyorum, yorum da yapmıyorum. Ben oğluma ne oldu onu merak ediyorum. Bana bir şey oldu yok baba. Benim bir asistana ihtiyacım vardı, o kadar. Yani üzerine konuşulacak, merak edilecek bir konu değil. Kapansın gitsin. Birlikte çete çökerttiğin, yanından hiç ayırmadığın adayı birden bırakıverdin. Ve onu hiç sevmediğini gayet iyi bildiğimiz Tuğçe birden asistan olarak yanına aldı. Evet, öyle oldu. Kendisi istedi. Ve ne tesadüf ki sen aynı dönemde dağıtıp eve geliyorsun. Ve birden bir asistan peydahlanıyor. Tesadüfe bak ki o da bizim Meltem. Baba, bak sen de biliyorsun ki bazen hayatta pozisyonlar da dengeler de değişebilir. Bir şey değişir. Her şey değişir. Çok mu kırıldın o kıza evlat? O gönlü güvercin kanadından kırılgan kıza gerçekten çok mu kırıldın? Babacığım, iş hayatında kırılmaya da kırılganlığa da yer yok baba. Tamam, kabul ediyorum. Ada çalışkandı. Ada hırslıydı, ada azimliydi. İşini layıkıyla yapan bir çalışanımdı ama... Ama bir hata yaptı. Bir hata yaptı demek. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı. Vay. İşinin sonu oldu ha? Evet, iş hayatında bu ilkeli tavrınla gayet başarılı olacağından %100 eminim. Ama özel hayatında mutlu olacak mısın? İşte onu hiç bilmiyorum. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Bu dünyanın alaveresi dalaveresi içinde Adda gibi bir kıza arkanı dönersen o iş çok zor evlat. Mutlu olman çok zor. Elli altı değil mi? Evet, evet. Hadi bas, bas, bas. Bastım. Çalıyor. Normalde bu saatlerde çalışmıyoruz. Ama ısrarla arayınca açtım. Bizim için. Buyurun. Bizim de işimiz acil olmasa rahatsız etmezdik zaten. Çok acil bir işimiz var. Hatta vahim derece acil. Evet. Bizim işte aciliyetlendi mi akan sular durur. Yarın öğlene doğru gelin. Sabah temizlik var çünkü. Üstad isim neydi bu arada? Bünyamin Baygın. Göndereceğim kolun kapının önüne getirir sizi. Kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Bünyamin Baygın. Yarın o zaman görüşürüz. Teşekkürler. Gördün mü? Kimseye sormanıza gerek yok dedi. Birilerine bahsederseniz dedi. Bitiririm siz demeye getirdi. Yok eniştem abartma, öyle demedi. Ben de duydum. Öyle demedi. Yok abartma. Korktun mu sen? Sen mi korktun sanki? Şey yapalım. Ne? Sen teyzenlerin yanına git. Hı. Anlamasınlar tamam mı? Tamam. Tamam gideyim. Eniştem. Ha. Bu işi hallederiz değil mi? Sen merak etme. Yarın öğreniriz. Yarın enişten hayatının operasyonunu yönetecek Allah'ın izniyle. Ne bileyim ben. Yani buradan bakınca
yüz yogası gibi görünüyor ama komik. Belma değil, Bela resmi. Aa. O Meltem'i de bir alacaktım ki ayağımın altına. Olsaydım kız abla, ben de bir ara böyle Tuğçe ile Meltem'in kafasını böyle gizli bir dokuşturmak istedim böyle yumurta gibi. Geldi böyle. Tuğçe nereden çıktı kız? Belma Hanım. Yarın büyük gün, Elif okula başlıyor. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıydım ama biraz önce olan olaylar yüzünden bütün heyecanım gitti. Ben kararımı verdim. Yarın okula gitmiyorum. Ah, dünya. Ama neden? Sen çok heyecanlıydın okula gideceğin için anneanneciğim. Gidecek hiçbir şeyim yok. Dalbımdakileri sevmiyorum ben. Gitmeyeceğim. Şimdi anneannen bir telefon eder. Dünyanın bütün en güzel kıyafetleri bir saat içinde gardırobunda olur ha? İstemiyorum dedim ya anneanne. Okula gitmek istemiyorum. Kıyafet de istemiyorum. Bitti. Ama yeni okulunu merak etmiyor musun kuzucuğum? Yeni arkadaşlarını? Hiçbirini merak etmiyorum. Kıyamam ya. Zafer, ne oldu bu çocuğa? Niye okula gitmiyor bu çocuk? Herkes annesiyle babasıyla gidecek ya. Elif bizimle gidecek ya onun için. Dünyamın ışığından gelen çocuk bizden utanıyor mu yani? Yo, utanmıyor. O öksüzlüğünü, yetimliğini hatırlıyor. Mina'mızı çok özlüyorum. Burnumda tütüyorum. Emanetine iyi bakmak için elimden geleni yapıyorum ama o olmuyor. Üzülme sen, üzülme. Üzülme canım benim, üzülme. Üzülme sen, üzülme. Üzülme, üzülme canım benim, üzülme. Bak, yarın pedagoğa gideriz birlikte, ona danışırız. Sen üzülme, üzülme. Üzülme sen, üzülme canım, üzülme. Elif uyumuş. Ben gideyim o zaman. Uyumuyorum. Uyumuş gibi yapıyorum. Öyle mi? Bebeğim, sen az önce ben okula gitmek istemiyorum dedin ya. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Okulun ilk günü ben de senin gibi gitmek istememiştim. Senin de mi gidecek güzel kıyafetin yoktu? Vardı aslında. Ama annenle baban nerede diye sorulan sorulara bir cevabım yoktu benim. Sen de mi o yüzden gitmek istemiyorsun? Hı hı. Ama okulu çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Peki sen yine de gittin mi okula? Gittim tabii. Gittim. Çünkü annemle babam benim mutlu ve cesur bir çocuk olmamı isterlerdi. Öyle görmek isterlerdi beni. Eğer okula gitmeseydim, cennetten beni izlerken çok üzülürlerdi. O yüzden gittim. Eminim senin annenle baban da sen okula gitmezsen çok üzülürler. Yarın okula gidersem, sen de benimle okulda kalsan keşke. Ben okula gitmek için bayağı bir büyüdüm ama, değil mi? Ama şöyle yapalım. Sen okuldayken beni yanında hissedecek bir şey yapalım. Ne? Hadi gel. Kık. Kış. Boş ver, giyme onları, gel. Thank you.
Oh bebeğim. Anne gitme. Çok özledim seni. Çok küçüktü. Ama hatırlıyor. Her zaman hatırlayacak. Hiç geçmeyecek mi? Hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak? Geçmeyecek. Ama alışacak. Acı yerini güzel anılara bırakacak. Çocuklar bizden çok daha güçlüler. Hayatın akışına bırakacak kendini. Annesiyle babasının yokluğunu başka şeyler dolduracak. Güzel şeyler. Hayat. Hayat boşlukları doldurur mu? Biz doldururuz aslında. Ama önce yüzleşmemiz gerekir. Acımızı, yaramızı inkar edersek çaresi nasıl buluruz ki? Küçükken bir kaleidoskopum vardı. İçine her baktığımda değişen şekiller görürdüm. O değişen şekiller birbirinden o kadar farklı. O kadar renkliydi ki. Beni büyülerdi. Sonra bir arkadaşım elini aldı kırdı. Çok üzülmüştüm. Size doğum gününüzde ondan hediye alacağım Bora Bey. Ada. Sana her baktığımda onu anımsıyorum. Ay vallahi fıstık gibi oldun. Fıstık gel bakayım. Dön bakayım, dön bakayım. Ay harika. Çok güzelsin. Of, 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 of. Bu nasıl bir güzellik? Benim gözlerim kamaşıyor senin güzelliğinden prenses. Koş, koş. Oh, oh, oh. Bir tanem, bir tanem, bir tanem. Dayıcığım, ben seni bugün okula bırakayım mı? İster misin? Anneannemle dedem bırakacak beni. Yalnız elbisenin güzelliği de gözümden kaçtı sanma. Ha? Çok güzel olmuşsun. Prensesler gibi olmuşsun. Ya sen, sen nasıl güzelsin? Oh, gel bakalım. Ay dünyam. Dünyamın aşığından gelen çocuk. Sen okula gitmek için mi giyindin anneannem? Evet, elbisen nasıl olmuş? Ada ablam kendi elbisesinden dikti. Bence o bir sihirbaz dedi, biliyor musun? Biliyorum prenses, biliyorum. Ada ablan çok yetenekli biri, biliyorum. Estağfurullah, biz sadece dün gece Elif'le biraz eğlendik. Teşekkürler. Prenses, heyecanlı mıyız? Sorumluluklar başlıyor. Dersler, ödevler, müzik, matematik ha? Aman dede ya, kocaman onunla kadar okula gideceğim zaten. Neden heyecanlı olayım ki? Doğru söylüyor çocuk. Haklı babacığım. Aa, herkes buradaymış. Günaydın. Günaydın. Günaydın Meltemciğim. Eline sağlık, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz o zaman gidelim. İşimizin başına geçelim değil mi? Görüşürüz. Prenses. Görüşürüz bir tane. Dünyam. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Oh, şu güzelliğe bak. Gel. Gel anneannem. Gel. Adacığım, şunu bırakabilir misin ya? Malum bizim acil çıkmamız gerekiyor da. Al. Görüşürüz.
Tuğçe Hanım, hazır mıyız? Neye? Ne oldu? Meltem'i alt etmeye hazır mıyız? Meltem'i nasıl alt edeceğiz acaba dün olanlardan sonra? Ne oldu, Bora çok kızdı mı, sana bağırdı mı? Çok. Çok bağırdı diyorsun, nasıl yapacağız biz bu işi? Vallahi Bora Meltem'e inanırken, güvenirken bu iş zor. Dün Meltem'in telefonuna gelen mesajı okudum. Hı hı, tabii. Bünyamin Baygın diye birinden gelmiş mesaj. Orta olma ihtimali çok yüksek yani anlayacağımız. Ne diyorsun? Kızım ben de sen hiçbir şey okuyamadan döndün zannettim. Senden korkulur ha. Ben fenayım. Sen çok fenasın. Ben fenayım. Çok fena. Ben fenayım Tuğçe Hanım. İşte bu yüzden siz, ben ve Aslan eniştem Bünyamin Bey'e ufak bir ziyarette bulunacağız. Gidelim bir çayını içelim bakalım nasılmış çayları, güzel miymiş? Bildiğimiz enişten mi? Ta kendisi. Ada bana bak, ya bu adamlar böyle tehlikeliyse biz gidince orada böyle dark underground tiplerle karşılaşırsak orada ne olacak? İşte bu yüzden eniştemle gidiyoruz. Canım eniştem, aslan eniştem benim. İyi ya, süper, çok kalabalığız. Sen, ben, enişten, üç kişilik dev ordu, gidiyoruz baskına. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Siz eniştemin öyle ufak tefek olduğuna bakmayın. Onun devamı yerin altında. Ha, öyle diyorsun. Hadi bakalım. Bizim ailenin genlerinin özelliği bu. Hani gittiğimiz her yere bereketi götürüyoruz ama bizim bir işimize yaramıyor. Bu eve geldik yani, hizmetçi var dedik. Bu da gebe kaldı. Bütün bu işler de bana kaldı ya. Şiştim tozanmaktan. Bitmiyor. Aferin Yasemin, aferin. İyice sil ablacığım. Şu arkaları da al. Öyle sırf üstten böyle önden silme. Dur abla ya, ben şu vazonun tozunu alayım. Bu Belma Hanım'ın en sevdiği vazo. Onu bir temizleyeyim ben. İyice ovalayayım onu ben. Kız şurada üstten alsana tozunu. Niye de eline alıyorsun, kucaklıyorsun? Böyle ele alınca daha iyi oluyor. Baksana ne hale gelmiş vazo, yazık ya. Kız Belma Hanım falan görecek şimdi. Rezil olacağız, bir sakatlık çıkacak Yasemin. Kız alacağım ayağımın altına. Bırak şu vazoyu. Ay elimden kaydı. Kız ne yaptın? Vazo. Sen beni öldüreceksin mi Yasemin? Sen beni öldüreceksin mi? Bir gün havuza düşer, bir gün evi başımıza yıkar. Kızım sen hiç akıllanmayacak mısın kardeşim? Ben ne yapsaydım, seni de Elif'le okula yollasaydım keşke Allah. Yüzük? Ne yüzüğü? İşte adanın bahsettiği yüzük. Annemin verdiği dediği yüzük. He? Ne oluyor? Ay! Ay Belma Hanımcığım. Ama bu bir kabus olmalı, bu bir kabus. Ay Belma Hanımcığım, vallahi biz zarar neyse karşılamaya hazırız. Yani neyse parası artık, neredeyse alalım getirelim, parasını verelim. Biz karşılayacağız, siz hiç merak etmeyin. Çok değerli, çok değerli bir vazoydu bu. Bu paha biçilmez bir vazoydu bu. Allah aşkına Belma Hanımcığım ya. Abla sen eniştemi çağır, gitsin evin önüne alsın gelsin bir tane. Doludur evin önünde bunlardan. Bir sussan mı Yasemin artık, sen bir sussan mı kardeşim? Bu vazo ne kadar biliyor musunuz siz? Ay ne kadar, ne kadar? Bu vazo tam tamına 100.000 lira. Ya Eminönü'nde 100 liraya almıyor, dövüyorlar Belma Hanım Allah aşkına. Ne? Ay Zafer. Ay Zafer, bayılıyorum ama ben galiba. Sakin ol hayatım. Sakin. Ay. Sakin ol. Kırılan vazo olsun ya. Cana geleceğine bana gelsin hayatım. Bu bizim evde kırılan kaçıncı vazo ya? Boş ver. Boş ver. Üzme. Ay Zafer. Canım benim. Sakin. Adamın evini başına yıksak utanmasa ya Rabbi şükür diyecek. Hayır anlamıyorum ki, acaba bunlar da ablamla bir ittifak mı yaptı? Ay, saçmalama Yasemin, daha neler. Ben de iyice kafayı yedim ha. Ah Ada, ah. Şu yüzüğü benden saklayacağım diye vazonun içine bile tıkıştırdın ya, helal olsun. Ama Allah'tan teyzem mübarek bir kadın. Bak hemen karşıma çıktı. Şimdi bakalım bu yüzük kimin yüzüğü? Ne yazıyor burada? Okuyamıyorum ki ben bunu, kör mü oldum ya? Dur. Ben bunu eniştemin yakın gözüyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim.
rüzgarlı ada diyor. Rüzgarlı ada diyor. Ada ve rüzgarcık. Kız istiyorum ablacığım. Ay başıma gelin. Ay başımıza gelin. Ne oluyor Ada? Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Kendini aşağı mı atacaksın? Bora Bey, siz ben kendimi aşağı mı atacağım sandınız? Ha? O yüzden mi geldiniz buraya kadar Bora Bey? Hayır Ada. O yüzden gelmedim. Umurumda değil. Ha, umurunuzda olmaz mı yani, öyle mi? Ya sabır. Ada. Neden çağırdın beni buraya? Tamam, neyse konumuz bu değil şimdi. Onu sonra konuşuruz. Bora Bey, siz bana inanmıyorsunuz biliyorum ama... beni dinlerseniz bana hak vereceksiniz gerçekten. Sada, yine şu Meltem konusu mu? Bora Bey, ben bu sefer çok sağlam bir delil buldum. İlgilenmiyorum. Sağlam diyorum ya, delil diyorum. Ben de kendi işinle ilgilen diyorum. Sen Tuğçe'nin asistanısın, Tuğçe'nin asistanı kal diyorum. Ada, anlıyor musun? Meltem size, yani şirketinize zarar verecek Bora Bey. Tamam, tamam öyle olsun, tamam, tamam. İnanmayın siz bana ama ben size bunu kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Ada, bak sen benim asistanımdın ama görevlerini yerine getirmedin. Sen bana yalan söyledin, işi bıraktın gittin. Beni de şirketle düşünmek için çok geç kaldın sen. Anladın mı? Benim de çok geç kaldım. Göreceksiniz Bora Bey. Bu laflarınızın hepsini yutacaksınız siz. Kanıtlayacağım size. Aklını alacağım senin Meltem. Sen dur. Sen dur. Senin enişteye güvenebiliriz diyorsun yani. Aa tabii tabii Tuğçe Hanım. Ay ne cevvaldir o, ne cevvaldir o. Ne? Aa işte bak. Bakın bak ne salına salına. Oh. Ben hazırım. Geldi cevval. Eniştem, eniştem hoş geldin de bu çok fazla olmamış bu takım ya. Bu hazırlık niye bu kadar? Adacığım, sen kendini ciddiye almazsan seni kimse ciddiye almaz. Doğru, doğru dedin. Alo? Ada abla benim ben Elif. Elif? Prenses ne oldu? Acil okula gelmen lazım. Okuldaki çocuklarla kavga ettik. Dayımı falan arayacaklar şimdi. Ama ben önce seni aramak istedim. Tamam tamam prenses. Ben hemen geliyorum yanına. Korkma tamam mı? Hadi orada görüşürüz. Ay kıyamam ya. Elif. Ne oldu? Okulda kavga etmiş arkadaşlarıyla beni çağırıyor. Vah vah. Ay, ben gelemiyorum. İyi tamam da sana ne ama bundan şu an? Elif çok düşkündür adaya. Vallahi şuradan şuraya gitmiyorsun. Elif'in yanında Bora gitsin. Dedesi gitsin, anneannesi gitsin canım. Tuğçe Hanım, çocuk korkmuş belli ki. Benim gitmem lazım. Ne yapayım? Yüzüstü mü bırakayım çocuğu? Bizi bırakıyorsun ama şu an. Bizi şu an yüzüstü bıraktın. Tamam. Tamam, hadi gitmeyelim oraya. Hadi siz gitmeyin ama ben gideceğim. Ben gideceğim, kızın yanına gideceğim. Sonra Meltem de sizi, sonra beni, onu bunu şunu kıtır kıtır yerse adama gelmezsiniz artık. Tamam. Ben olmam o zaman. Hadi verin kararınızı. Ben gidiyorum. Enişte. Heh. Gülüm bu takımı sen bir ara çıkar tamam mı? Sıcakta giyme bir daha. Tamam, değil mi? Tamam. Rahat et. Çıkar bunu. Tamam. Tamam. Ne yapıyoruz? Yürü. Hadi gidiyoruz biz de. Hop. Kız sana diyorum. Rüzgar nerede? Kız Rüzgar nerede? Kız Rüzgar burada mı diyorum sana? Bilmiyorum.
Bak zaten sinirim tepemde. Yemin ediyorum bütün hıncımı senden çıkarırım. Rüzgarlar da söyle çabuk. Zaten seni hiç sevmiyorum Allah'ın çirkin mendaburu. Ben sana bayılıyorum zaten. Yalnız sen Evren'i değil Rüzgar'ı aradığına göre sizin işi yalan olmuş galiba. Kız vallahi senin ayağının altına bir alırım bu şirketten. Bir tane adam kurtaramaz seni. Bana bak. Sen nasıl bir adam? Sen dur. Sen dur, senden sonra beşer. Sarıl. Aa Yasemin Hanım, teyzeciğim hoş geldin. Başlatma teyzenden. Ben nereden senin teyzen oluyorum? Bu yüzük ne? Hı? Ne bu yüzük? Bak bakayım içine. Bak ne yazıyor? Bunu bana değil de adaya sorsanız daha doğru olmaz mı? Hadi ya. Ben niye bunu akıl edemedim acaba? Oğlum, sen her kıza yüzük mü veriyorsun ha? Her önüne gelene yüzük mü takıyorsun sen? Hı? Ne bu? Hobi mi senin için bu? Ne bu? Haklısınız ama... Sen Tuğçe cadısıyla nişanlı değil misin? Evet, öyleyim. Niye o zaman benim yeğenime yüzük veriyorsun ha? Neden? Niye? Çünkü... Çünkü ben... Ben sizin yeğeninizi çok sevdim. Nasıl? O kadar sevdim ki ben... Aldım yüzüğümü, geçtim karşısına. Benim ol dedim. Karım ol dedim. Nasıl? E'si olmaz dedi. Daha çok erken. Ben hazır hissetmiyorum kendimi dedi. Dedi, ada dedi bunu. Benim yeğenim ada dedi. Ben çok incindim, çok kırıldım ben. Öfkelendim, hırslandım ben. Baktın sen de adaylı olmuyor. Dedin, gideyim Tuğçe'ye yüzük takayım dedin ha? Öyle oldu ben. Sevmeyi değil, sevilmeyi tercih ettim Yasemin Hanım. Ana adanın bu yüzüğü sakladığını görünce benim içimde böyle bir şeyler oldu. Ay. Halledeceğiz onu, dur ağlama. Oy canım. Bilicim, prensesim iyi misin sen? Ha? İyi misin sen? Ne oldu aşkım? Anneannem Yıldız'ımı aramadılar değil mi? Yok bir tanem, sadece beni aradılar. Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlat prensesim, ne oldu? Elif. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Anlattılar mı ne olduğunu? Biraz. Ama ben senden de duymak isterim Elif'ciğim. Ne oldu? Şimdi öğretmen derste annem babamızın ne iş yaptığını sordu. Ben de dayım için söyledim. Öğretmen annenle baban dedi. Ben de onlar cennetler dedim. Cennetler ne iş yaptıklarını bilmiyorum dedim. Sonra teneffüste bir çocuk benimle dalga geçti. Cennette iş yapılmaz. Ölmüş senin annenle baban dedi. Ben de üzüldüm. İttim onu. Anladım. Anladım dayıcığım, tamam. Ay beni okuldan atacaklar galiba. Yok dayıcığım. Atarlar mı seni okuldan, merak etme. Asla olmaz öyle bir şey. Korkma sen. Tamam mı? Elif'in dayısısınız sanırım. Evet. Bora doğru söz mü? Buyurun Mura Bey, içeride görüşelim. Tabii, görüşelim, buyurun. Prenses, şimdi biz gidelim içeriye konuşalım. Sen burada bizi bekle, tamam mı? Sakın korkma. Kimse seni okuldan atamaz. İzin vermem. Sana söz veriyorum, tamam? Ay, bebeğim benim. Arkadaşlarla oynarken biraz sert etmiş. Çocuklar da yere düşmüş. Çok zor sakinleştirdik onları da. Tabii siz olabilir diyeceksiniz ama okulun ilk günü böyle bir konuyla karşı karşıya kalınca uyarmak istedim sizi. Anladım. Öneriniz nedir? Çocuklara tutarlı bir şekilde davranmak çok önemli. Bir ceza vermeyi düşünüyoruz. Siz şimdi bu durumdaki bir çocuğa ceza mı vereceksiniz bir de? Küçük hanım, Elif'in nesi oluyor? Annesiyim. Farzerinki annesiyim. Ne yapacaksınız? Ceza mı vereceksiniz? Hanımefendi,
biz bütün öğrencilere karşı eşit mesafede davranmakla yükümlüyüz. O zaman 6 yaşında bir kız çocuğunun dışarıda korkarak beklemesini bana bir açıklayın. Açıklayın bana bir. Hani diğerlerini sakinleştirmek için uğraşmışsınız ya. Bizim kıza ne yaptınız? Dinliyorum sizi. Buyurun, buyurun. Ada. Sen karışma Bora. Üstelik durumu bu kadar özel olan bir çocuk için. Ne yaptınız? Özel durum mu? Müdür bey, Elif annesini ve babasını kaybetti. Ama kayıt sırasında böyle bilgi verilmedi bize. Yani ben bilseydim. Hadi. Bismillah. Enişte beyciğim. Ha. Emin misin doğru yere geldiğimize? Adres doğru işte. Aa, şuradaki dükkan bak. İyi bari. Hadi. Dayıcığım. Dayıcığım bir tanem. Oh. Çok kızmışlar bana. Yok dayıcığım, olur mu öyle şey? Kızmadılar tabii ki. Biz sadece bir şeyler konuştuk. Bir de bizim birkaç problemi çözmemiz lazım da onları hallettik. Evet, bir şey yok. Hallettik, konuştuk, hallettik. Ama dayıcığım, bak bir daha arkadaşlarını itmek yok, tamam mı? Bunlar bir daha benimle arkadaş olmazlar ki. Dayıcığım, senin gibi bir prensesle arkadaş olmak için sıraya girerler onlar, merak etme. Şimdi siz birkaç gün geçer, birbirinizden özür dilersiniz. Sonra konuşursunuz, barışırsınız. Her şey unutulur. Gerçekten mi? Gerçekten. Tek başıma çok sıkılırdım zaten burada. Tek başına değilsin dayıcığım. Bak, en ufak bir problem olduğunda, en ufak bir sorun olduğunda biz uçarak yanına gelmiyor muyuz senin? Geliyoruz. Uçan kahramanlarım benim. O zaman uçan kahramanların seni götürsün bakalım. Hadi. Gel, bir, iki, üç, hoppa. Biliyor musun? Aslında bayağı sevmiştim okulu. Bak, 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 danslara bak. Seveceksin tabii cimcime. Hadi bir daha. Bir, iki, üç, hop, üç, hoppa. kimse yok mu? Aa, öyle bağırılmaz. Bağırılmaz öyle. Öyle bağırılmaz. Ben önden gidiyorum. Tamam. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Sen önden git. Sen tamam. Bir önden git. Hayır, hayır. Şey yapalım. Ben önüne gir. Yok, sen mi öne gir? Hadi yürü. pardon. Kimse yok mu? Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar Bünyamin Bey. Telefonda görüşmüştük sizinle. Ben Kaplan. Bu da benim şeyim. Ben Asude. Kaplan'ın müstakbel nişanlısı. Düğün hazırlıkları falan işte. Size geldik. Düğün ne zaman Kaplan Bey? Hayırlı olsun, değil mi var? Kaplancığım bize soruyor. Cevap versene canım aşkım. Siz düğün. Bizim şeyde. Gelecek aynası bize. Dün bu kadar yakın olunca bütün hazırlıklar sıkıştı. Tatlı telaş bunlar. Nasıl yardım edebilirim size? Ah benim nergisim Gonca Gülüm. Bizim çok yakın bir arkadaşımız var Meltem. Amerika'dan dönünce bütün evinin ferforjesini size yaptırmış. Öve öve bitiremedi değil mi aşkım? Evet. Aa, evet Meltem Hanım. Çok değerli müşterimizdir kendisi. 6 ay önce yurt dışından dönünce evinin korkuluklarını biz yaptık. Evet, biz de onun yaptırdıklarına bakalım o zaman. O çünkü çok zevklidir. Ben o zaman ofisten katalogları alıp hemen geliyorum. Olur, olur Bünyamin Beyciğim. Ne yapıyorsun acaba? Niye böyle davranıyorsun? Bak, elebaşı hakkında bilgi almak üzereyiz. Sakın bozma. Bunun sonrası kolay. Ben kendimi karıma karşı kirlenmiş hissediyorum. Ne çabuk kirlendin. Bak, planımızı bozmuyorsun. Sakın sakin ol. Nedir vaziyet? Vallahi hiçbir şey anlamadım Meltem Hanım. İki tuhaf insan geldi, nişanlılarmış. Ancak bir gariplik vardı hallerinde ikisinin de. Her şey için teşekkür ederim.
Önümüzdeki günlerde uğrarım size. Kiminle uğraştığının farkında mısın acaba küçük adacık? Alo, selam. Size bir müşteri yönlendireceğim ama önce ufak bir yardımınız lazım. Önce beni arayın, sonra size gönderdiğim mesajı bana geri gönderin. Evet, evet, bu kadar. Detayları sonra konuşuruz. Sizi eve bırakıp oradan şirkete geçeceğim. Bir toplantım var. Olur. Elif. Elif uyumuş. Bu iş kesin annemin başının altından çıkmıştır. Yani okula ablamla eniştemin öldüğünü nasıl söylemez inanamıyorum. Tamam Bora Bey, sakin olun. Muhtemelen kendisi de bu yaz süreciyle başa çıkamıyor. Büyük planın sayesinde Meltem'in 6 ay önce evine yaptırdığı korkuluklardan başka bir şey öğrenemedik. Üstelik bu saçmalık için rüzgardan sonra bir de eniştenle nişanlandım. Ha bu arada eve bir ton ferforje almak zorunda kaldım. Maaşından keseceğim, haberin olsun. Kırılan vazoymuş, şuymuş, buymuş, bunları düşünmeyin ya. Biz büyük bir aileyiz. Aynı anda sofraya oturuyoruz. Aynı lokmayı, aynı ekmeği bölüşüyoruz. Bundan güzel bir mutluluk var mı? Ha Belmacığım, artık üzme kendini. Bak Elif'in yüzündeki mutluluk bütün bunlara değmez mi? Ya değer tabii, değmez mi? O başka. Sadece şey, bazen insanların böyle kimyaları birbirine uymuyor, anlaşamıyorlar. Öyle yani. Ben sizden Yasemin adına tekrar özür diliyorum Belma Hanımcığım. Zaten Yasemin de diliyor. Yasemin de özür diler değil mi? Yasemin. He? Özür dilesene Yasemin. Tabii tabii. Çok özür dilerim Belma Hanım. Çok özür dilerim Zafer Bey. Kusura bakmayın, yanlışlıkla oldu. Bakın işte, bakın ne güzel. Ne diyeceğim şimdi size? Bugün Elif'imizin okula ilk başlama günü. Bunun şerefine çıkalım şöyle, Elif'imizi de alalım. Güzel bir yemek yiyelim. Ne dersiniz? Vallahi ne güzel düşündünüz Zafer Beyciğim. Hepimizin de şöyle bir havası değişiverir. Gidelim Zafer'cim, gidelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah! Dünya, sen neden okuldan erken geldin bakayım? Okulda ufak bir tatsızlık çıkmış da ama hallettik, bir şey yok. Öyle mi diyorsun? Hanife, sen dünyamı alıp yukarı çık, olur mu? Bir duş alsın. Tabii efendim. Hadi gel tatlı. Hanife, çantayı al istersen. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet, seni dinliyorum Ada. Elif okuldaki çocuklarla kavga etmiş. Ay neden? Anne babasıyla ilgili sorular sormuşlar. Tatsız laflar etmişler. Belma Hanım, ne okul yönetimi ne de öğretmenler anne babasının hayatta olmadıklarını bilmiyorlar. Evet yani. Anne babasının fotoğraflarını saklayarak Elif'i koruyamazsınız. Onun bu yaz sürecini yaşamasına izin vermelisiniz. Kendinize de izin vermeniz gerektiği gibi. Pardon da sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun torunum hakkında? Ben Elif'in yaşadığı her şeyi yaşamış biriyim. Sen Elif'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbirimizin hiçbir şeyi değilsin. Belma Hanım, benim
benim Elif'i sevmem için bir şey olmam gerekmiyor ki. Ada, sen Elif'i seviyor olsaydın sana bu kadar bağlanmasına izin vermezdim. Ben seni istemiyorum, aileni istemiyorum. 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 Allah'tan Meltem 2 ay önce Amerika'dan döndü. Allah gönderdi Meltem'i bize. Adacığım, kuzum sen geldin mi? Hadi sen de hemen hazırlan. Elif'in okulu başlaması şerefine yemeğe çıkıyoruz hep birlikte. Bora Bey'e de haber versek mi acaba? Ha, ben Bora'yı aradım. Ha. Üzerini değişmek için eve gelecek. Sonra Meltem'i de çağırması için ısrar ettim. Sen Elif'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbirimizin hiçbir şeyi değilsin. Allah'tan Meltem 2 ay önce Amerika'dan döndü. Allah gönderdi Meltem'i bize. İki ay. İki ay mı? Tuğçe Hanım, terfi hocacının Meltem'in Amerika'dan 6 ay önce döndüğünü söylediğinden emin misiniz? Eminim. 6 ay ha? Demek sen 6 aydır buradasın ama Berme Hanım'a 2 ay dedin, öyle mi? Meltem, Meltem. Bir yerden açık vereceğini biliyordun Meltem. Ben görürüz. Meltem, çıkalım mı artık? Ay ya, ben çok terledim de hızlıca bir duşa girsem 2 dakika. Olur, olur tabii, tamam. Havlular yukarıda. Hı hı. Dolapta. Yani bu kadınlar da. Meltem. Meltem, hazır mısın? Meltem. Meltem. Bora Bey. Bora Bey, buldum. Ne buldun? Buldum Bora Bey. Çok önemli bir şey buldum. Tamam, ne buldun adı? Meltem. Bora, saç kurutma makinesini bulamadım da. Seçer.